Hudeybiye'den sonra Beni Sakifli Ebu Beşir ailesi Taif'ten göçüp Beni Zühre'nin müttefikleri olarak Mekke'ye yerleşmiş olan genç bir adamdı. Ebu Beşir radıyallahu anh Müslüman olmuş ve ailesi de onu hapsetmişti. Fakat o yürüyerek Medine'ye kaçmayı başarmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den döndükten kısa bir süre sonra Medine'ye ulaşmıştı. Onun arkasından kaçağın kendisine teslim edilmesini isteyen bir Kureyşli elçi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir radıyallahu anh'e de Ebu Cendel'e söylediklerinin aynısını söyledi ve anlaşmaya uyarak kendisini elçiye teslim etmek zorunda olduğunu belirtti. Ömer ve diğer sahabe şimdi anlaşma maddelerine biraz razı olmuş görünüyorlardı. Bu nedenle Kureyş'in adamı ve yanındaki azatlı köle Ebu Beşir'i götürürken, orada bulunan ensar ve muhacirler hep bir ağızdan, ''İyi şanslar, Allah muhakkak sana bir çıkış yolu gösterecek.'' dediler. Onların bu ümitleri beklediklerinden daha kısa bir sürede gerçekleşti. Ebu Beşir gençliğine rağmen çok güçlü bir adamdı ve, ilk konakta elçinin kılıcını alıp onu öldürmeyi başardı. Bunun üzerine azatlı köle, ismi Kevser, doğruca Medine'ye kaçtı. Karşı konulmaksızın mescide girdi ve kendini Resulullah'ın ayaklarına attı. O yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam çok korkunç bir şey görmüş dedi. Kevser hemen arkadaşının öldürüldüğünü ve kendisinin de ölümden kurtulduğunu anlattı. O sırada Ebu Beşir elinde kılıcıyla göründü. Ey Allah'ın peygamberi dedi. Sen görevini yaptın beni onlara gönderdin. Allah da beni serbest bıraktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annesi ne yazık dedi. Savaş için ne güzel bir meşale. Keşke onun yanında başkaları da olsaydı. Kureyş onun için başka elçiler gönderirse bir önceki sefer olduğu gibi yine onu teslim etmek zorundaydı. Ancak böyle bir düşünce Ebu Beşir radıyallahu anh'ın kafasından uzaktı. O, öldürdüğü adamın silahlarının, zırhının ve devesinin ganimet olduğunu ve kanına uygun olarak beşe bölünüp paylaştırılması gerektiğini düşünüyordu. Eğer böyle yaparsam dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar beni yeminime uymamakla suçlarlar. Daha sonra çok korkan Mekkeli azatlı köleye döndü ve arkadaşından alınan mallar senin kontrolündedir. Bu adamı da seni gönderen adamlara götür dedi.'' Bunu duyan Kevser sarardı ve Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben hayatıma değer veririm. Benim gücüm onun için yeterli değil ve ben iki kişinin yerini tutamam dedi. Müslümanlar görevlerini yapmışlar fakat Mekke'nin temsilcisi mahkumu götürmek istememişti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir'e döndü ve nereye istersen git dedi. Ebu Beşir keşke onun yanında başkaları da olsaydı sözleri kulaklarında çınlayarak Kızıldeniz sahillerine doğru gitti. Bu sözlerdeki emir ve tavsiye niteliğini anlayan tek kişi o değildi. Ömer radıyallahu anh da bunu anlamış ve Mekke'deki diğer Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini ve Ebu Beşir'in nerede olduğu haberini ulaştırmıştı. Onun nerede olduğunu Medine'ye gelen dost sahil kabilelerin birinden haber almıştı. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel yeni koruyucuları tarafından artık sıkı bir şekilde kontrol edilmiyordu. Bir de tüm Mekke'de Müslüman gençlere edilen dikkat konusunda genel bir yumuşama görülüyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar Medine'ye kaçarsa sözünde durup onları geri göndereceğini göstermişti. Bu gevşemeden yararlanan Ebu Cendel ve diğer gençler bir yolunu bulup Ebu Beşir'in yanına kaçtılar. Bunların arasında Halid'in kardeşi Velid de vardı. Ebu Beşir radıyallahu anh onlarla birlikte Mekke'den Suriye'ye giden kervan yolu üzerindeki stratejik bir noktaya kamp kurdu. Onlar Ebu Beşir'i lider olarak kabul ediyorlardı. Namazları o kıldırıyor, ibadetler ve diğer dini konularda ona danışılıyordu. Çünkü çoğu yeni Müslüman olmuştu ve bir şey bilmiyorlardı.'' Kureyşliler kuzeye giden yolun tekrar güvenilir hale gelmesine seviniyorlardı. Fakat Ebu Beşir'in kampına yetmiş kadar genç adam katılmıştı ve bunlar kervanlar için tehdit oluşturuyordu. Kureyşliler birçok adam ve mallarını kaybettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu adamları toplumuna kabul etmesini rica eden bir mektup gönderdiler. Onların geri döndürülmesini istemeyeceklerine de söz verdiler.'' Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir'e taraftarlarıyla birlikte Medine'ye gelebileceğini haber veren bir mektup gönderdi. Fakat o sırada genç lider çok hastaydı ve mektup ona ulaştığında ölümün eşiğindeydi. Mektubu okudu ve elleri arasında tutarak öldü. Arkadaşları onun cenaze namazını kıldılar ve onu gömdüler. Gömüldüğü yere de bir mescit yaptılar.'' Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşmak üzere Medine'ye gittiler. Kayalıklara ulaştıklarında Velid'in devesi tökezledi ve onu yere düşürdü. Velid düşünce parmağını keskin bir kayaya kestirdi. Parmağı atıp fırlatırken şöyle dedi: "Sen kanayan bir parmaktan başka nesin? Allah yolunda başka hiçbir yara almadın." Fakat kesik parmak mikrop kaptı ve ölümcül bir yara haline geldi. Bununla birlikte Velid radıyallahu an ölmeden önce abi Halide onu İslam'a davet eden bir mektup yazmayı başardı. O sırada Mekke'den sadece bir tek kadın kaçıp Medine'ye sığınmıştı. O da Osman'ın üvey kardeşi yani annesi Erva ile Bedir'den dönüşte öldürülen Ukbe'nin kızları olan Ümmü Gülsüm idi. Fakat Artık mümin kadınların kafirlere döndürülmesini yasaklayan bir ayet inmişti. Bu nedenle iki öz erkek kardeşi Ümmü Gülsüm'ü geri götürmeye geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakmadılar. Kureyşliler de buna fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. Çünkü anlaşmada kadınlardan hiç bahsedilmiyordu. Daha sonra Zeyd, Zübeyr ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhum onunla evlenmek istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Zeyd ile evlenmesini tavsiye etti. O da bu tavsiyeyi kabul etti. Anlaşma yapıldıktan bir ay sonra Ayşe radıyallahu anha ve babası kısa bir süre sonra sevince neden olacak olan büyük bir üzüntü yaşadılar. Ümmü Ruman hastalandı ve öldü. Onu baki mezarlığına gömdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldı ve mezarına indi. Onun ölüm haberi Mekke'ye ve oğlu Abdullah Kabe'ye ulaştı. Bu üzüntü Abdullah Kabe'ye uzun süreden beri düşündüğü bir şeyi uygulama olanağı verdi. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra Medine'ye geldi ve Müslüman oldu. Biat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdurrahman adını verdi. Abdurrahman o dönemde Müslüman olan tek kişi değildi. Haftalar ve aylar geçince Kur'an'ın bu anlaşmayı neden apaçık bir zafer diye nitelediği açıklığa kavuşuyordu. Artık Mekkeli ve Medineliler barış içinde buluşup serbestçe birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Anlaşmadan sonraki iki yıl boyunca İslam toplumu iki katına çıktı. Hacıların dönmesinden kısa bir süre sonra herkesi sevindiren bir ayet nazil olmuştu. Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduklarınız arasında bir sevgi bağı kılar. Bu sözler gün geçtikçe artan ihtidaları kastediyordu. Bazılarına göre de bu ayet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş liderlerinden biri arasında gelişen yakın ilişkiyi kastediyordu. Hudeybiye'den birkaç ay önce Habeşistan'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kuzeni Ubeydullah İbni Cahş'ın ölüm haberi gelmişti. O, İslam'a girmeden önce Hristiyandı ve Habeşistan'a hicret ettikten kısa bir süre sonra tekrar Hristiyanlığa dönmüştü. Bu, Müslümanlıkta karar kılan ve Ebu Süfyan'ın kızı olan karısı Ümmü Habibe'yi çok üzmüştü. Kocasının ölümünden dört ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye kendi adına Ümmü Habibe radiyallahu anha ile arasında nikah kıymasını rica etti.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Habibe'ye direkt olarak fikrini sormamıştı. Fakat Ümmü Habibe rüyasında kendisine birisinin gelip müminlerin annesi diye hitap ettiğini görmüş ve bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olacağına işaret ettiğini tahmin etmişti. Ertesi gün rüyasını doğrulayan Necaşi'nin teklifini aldı. Bunun üzerine en yakın akrabası olan Halid İbni Said'i vekil olarak seçti. Necaşi de Cafer'in de içinde bulunduğu bir grup sahabe huzurunda nikah kıydı. Daha sonra Necaşi sarayında düğün yemeği verdi ve bütün Müslümanları davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'e de artık gelip Medine'de yaşayabileceklerini bildiren bir mektup gönderdi. Cafer radıyallahu an hemen yol hazırlıklarına başladı. Necaşi onlara yolculukta kullanmak üzere iki bot verdi.'' Ümmü Habibe'nin de onlarla birlikte gitmesine karar verildi. Medine'de de onun için bir ev yapılmaya başlanmıştı. Necaşi o dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektup gönderdiği tek kral değildi. Hendek'te o büyük kayayı parçaladığında ilk vuruşta ortaya çıkan ışıkla Yemen kalelerini görmüştü. Üçüncü ve son vuruşunda çıkan ışıkla da Medain'deki Kisra'nın beyaz sarayını görmüştü. İslam İmparatorluğu'nun ileride buralara dek yayılacağına işaret eden bu iki ışık arasında bir ilişki vardı. Çünkü Yemen o zamanlar İran kontrolündeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İran kralına kendi peygamberliğini ilan eden ve İslam'a çağıran bir mektup gönderdi. Belki bu mektubu yazarken büyük ümitleri yoktu. Fakat yine de başka bir girişimde bulunmadan önce ona seçme hakkı tanımak istemişti. Bu üç ışıktan ikincisiyle Suriye kalelerini görmüş ve buradan da İslam'ın oralara ve daha da batıya yayılacağını anlamıştı. Bu nedenle İran kralına yazdığı mektuba benzer bir mektup da Roma İmparatoru Heraklius'a yazdı. Bu mektubu Suriye yöneticisi aracılığı ile gönderdi. Buna benzer bir mektup da İskenderiye'ye Mısır Kralı Mukavkıs'a gönderildi. O sırada Kisra başka kaynaklardan Medine'nin gün geçtikçe güçlenen Arap Kralının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia ettiğini duymuştu. Bu nedenle Yemen'deki valisi Bazan'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilgili ayrıntılı bilgi toplaması için görevlendirdi. Bazen Medine'ye etrafı gözlemeleri için iki elçi gönderdi. İki elçi İran'da yaygın olan bir geleneğe uyarak sakallarını tıraş edip bıyıklarını uzatmışlardı. Onların görünüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme garip geldi ve ''Size böyle yapmanızı kim emrediyor?'' dedi. Onlar da Kisra'yı kastederek ''Rabbimiz'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim Rabbim sakalımı uzatmamı ve bıyığımı kısaltmamı emrediyor dedi. Daha sonra onları yarın gelmelerini söyleyerek gönderdi. O gece Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İran'da ayaklanma olduğunu, Kisra'nın öldürülüp yerine oğlunun geçtiğini haber verdi.'' Elçiler geldiğinde bu haberi onlara ulaştırdı ve onlara bu haberi Yemen valisine ulaştırmalarını emretti. Ona benim dinimin ve imparatorluğumun Kisra krallığının ötesine ulaşacaklarını söyle. Ona benden bunu ilet. İslam'a gir, sahip olduğun şeylerde seni destekleyeyim ve seni Yemen halkına kral tayin edeyim. Elçiler ne düşüneceklerini bilemeden San'a'ya döndüler ve mesajı bazana ulaştırdılar o ne olduğunu göreceğiz eğer söyledikleri doğruysa o gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygamber dedi fakat o İran'da neler olduğunu anlamak üzere bir elçi göndermeye fırsat bulamadan yeni şah olan Siroes'in bir adamı geldi yeni şahın onlardan bağlılık istediği haberini getirdi bazen ona cevap vereceği yerde İslam'a girdi yanındaki iki elçi ve diğer İranlılar da Müslüman oldular daha sonra Medine'ye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Yemen'i yönetme görevini verdi. Bu Hendek'te gördüğü ilk ışığın vadinin yerine geldiğini gösteriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu Medayin'e Kisra'nın ölümünden sonra ulaştı. Bu nedenle mektubu ondan sonra gelen şah okudu ve yırttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca "Ya Rabb'i aynı şekilde sen de onun krallığını parçala." dedi. Hacılar döndükten sonra ilk haftalardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına şimdiye kadar hiç kullanılmayan bir silahla saldırıldı. Arabistan'daki Yahudiler arasında her nesilde büyücülüğü bilen bir iki kişi olurdu. Bunlardan biri bu ilmin kendisiyle birlikte ölmesini istemeyerek kızlarına da öğreten Lebit adında bir Yahudiydi. Lebit peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öldürücü bir büyü yapması için büyük bir rüşvet almıştı. Bu amacını yerine getirebilmesi için onun bir tutam saçına ihtiyacı vardı. Bunu da kızlarından biri masum bir kişiyi kullanarak elde etti. Lebit saça on bir düğüm attı kızları da her düğüme bir şeyler üflediler. Daha sonra bunu üstünde polen tozu kılıfları bulunan dişi bir hurma filizine bağladı ve derin bir kuyuya attı. Büyü ancak düğümlerin açılmasıyla çözülebilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre sonra bir şeylerin kötüye gittiğini anladı. Bir taraftan hafızası zayıflıyor, diğer taraftan yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal ediyordu. Yanı sıra çok zayıflamıştı ve yemek sunulduğunda kendisinde yiyebilecek güç bulamıyordu. Kendisini iyileştirmesi için Allah'a dua ediyor ve uykusunda biri başında, diğeri ayağında iki kişinin oturduğunu fark ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birinin diğerine onun hastalığının gerçek sebebini anlattığını ve kuyunun adını verdiğini duydu. Uyandığında Cebrail aleyhisselam geldi ve rüyasını doğrulayarak biri beş, biri altı ayetten oluşan iki sure getirdi. Peygamber aleyhisselatü vesselam Ali radıyallahu anhı bu sureleri okuması için kuyuya gönderdi. Her ayette düğümün biri çözüldü ve hepsi çözüldüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem madden hem de manen iyileşmişti. Bu surelerden ilki şuydu. De ki ''Sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.'' İkincisi ise şöyleydi, ''De ki insanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, insanların gerçek ilahına.'' Sinsice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran vesvesecinin şerrinden ki o insanların göğüslerine vesvese verir, içlerine kuşku, kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınırım. Bu sureler Kur'an'ın en son sureleridir ve kötülüklerden sakınmak için sürekli okunur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kuyunun doldurulup yanında başka bir kuyunun açılmasını emretti. Kendisine bir rüşvet karşılığında büyü yaptığını itiraf eden Lebide haber gönderdi. Fakat ona karşı bir girişimde bulunmadı.